Hoş geldiniz. Hoş gelmedim. Pek öyle hoş gelmiş gibi bir halim var benim. Sizin için hava hoş tabii böyle. Gelene merhaba, gidene güle güle. Oh ne rahat. Buraya ne kadar saçma sapan bir trafiğin içinden çıkıp geldiğimi falan biliyor musunuz ya? Geçen seans sizi çok kızdırdım değil mi? Evet. Gene de bu kadarını beklemiyordum. Evet, buraya gelmek için nasıl gayret gösterdiğinizin farkındayım. Ben de karşılığında elimden geldiği kadar size destek olmaya çalışıyorum. Ama bu öfke galiba başka bir şeyin sonucu. Hı? Öyle tabii. Herhalde karşılığını vereceksiniz yani değil mi? Tabii ki vereceksiniz. Her şey karşılıklı hayatta değil mi? Benim için de öyle. Benim için de her şey karşılıklı. Ben buraya gelince ne buluyorum karşılığında? Hiç. Kafa karışıklığı. Başka bir şey değil. Annen yok. Yok borçluymuşsun. Yok gerçek sevgi o değil. Ya bu ne ya? Bu sözlerin bir kısmı benim değil. Ben evet. Gerçek sevgi bu değil dediğimi hatırlamıyorum. Acaba siz mi öyle anladınız? Size mi öyle geldi? Ne bileyim, bana nasıl geldiğini bilmiyorum ki ben. Buraya geliyorum, çat 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 vuruyorsunuz bana. Yumruğu koyuyorsunuz. 2.80 uzanıyorum ben. Ne olduğunu anlayamıyorum ki. Siz buraya değişmek için geldiniz değil mi? Her zaman yaptığınız şeyleri yapmayı sürdürürseniz, her zaman baktığınız yerden bakmaya devam ederseniz, hayatınızı değiştirmek mümkün olabilir mi? Bu hafta kolay geçmedi galiba. Annemi göremedim. Görüş günü vermediler. Dilara ile ayrılıyoruz. Hiç ikiletme. Memnun olmak istemiyormuş öyle. Hem ben niye şaşırıyorsam buna ya? Kim niye sevsin ya? Ya siz yabancı değilsiniz. Ben bir şey söyleyeyim size. Benim Dilara'dan önce böyle bir ilişkim falan olmadı yani. Anlatabiliyor muyum? Hani onlar da öyle parayla falan böyle yani. Peki eşiniz? O da parayla sayılır ya. Öyle. Tabii okul açmak istiyordu işte. Parası yoktu. Ben para verdim. O da havalara uçtu. Yoksa beni kim niye sevsin yani? Böyle vücudu yıllık içinde bir katili niye kim sevsin ya? Evet, haklısınız. Gayet tabii, siz böyle olsun istemiyor musunuz? Bu mu? Anlamadım ya. Siz kendinizi seviyor musunuz Adem Bey? Bir dakika, ben etraftan bahsediyorum yani. Kendinize vermediğiniz bir şeyi etrafın size vermesini istiyorsunuz. Doğru mu anlıyorum ben? Öyle mi yapıyorum? Anlamadım. Siz sevilemeyeceğinize bu kadar ikna olmuşken etrafınızdakiler size ne yapsın? Biri size yakınlaşmaya çalıştığı zaman siz ne yapıyorsunuz? Kim mesela? Karınız mesela. Değil mi? Ne kadar endişelendi sizin için. Evet. Tedavi edilmeniz gerektiğini düşündü. Sizi yönlendirdi. Buraya geldi. Kontrol etti. Bütün bunlar ilgili, sizi seven bir eşin davranışları değil mi? Peki karşılığında siz ne yaptınız? Yani bana anlattığınız kadarıyla onu yok saydınız. Onu kendinizden uzak tutabilmek için elinizden geleni yaptınız. Öyle mi yaptım ya? Öyle yaptım ya. Niye öyle yaptım ben? Çünkü sevilebileceğinize o kadar inanmıyorsunuz ki. İnsan bir kez böyle bir şeye inanınca sürekli kendini haklı çıkarmak için kanıtlar arar. Şimdiye kadar inandığınız bir şeyden vazgeçmek tabii kolay bir şey değil. Ben bir yanlışın peşinden gitmişim, hop değişiyorum demek çok zor bir şey, anlıyorum. Bütün insanlar oyunda kazanmak ister ama sizin oyununuzda kazanmak için önce kaybetmeniz gerekiyor. Kazanmam için önce kaybetmem gerekiyor. Evet, siz oyununuzu böyle kurgulamışsınız. Ben gerçeğin öyle olmadığını biliyorum. Bence insanlar sizi sevmeye hazır. Ama siz izin verirseniz. Siz kendinizi severseniz. Siz değişirseniz. Dünya da değişir.